Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel besindir? A) Ayran B) Bal C) Pekmez D) Peynir Doğru seçenek C. Pekmez, üzüm ve dut gibi bitkisel ürünlerden yapıldığı için bitkisel besindir. Diğer seçeneklerdeki besinler hayvanlardan elde edildiği için hayvansal besinlerdir. Sigara içmediği halde sigara içilen ortamda bulunan kişiler olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Pasif içici B) Düzenli içici C) Bağımlı D) Aktif içici. Doğru seçenek A. Sigara içmediği halde sigara içilen ortamda bulunan insanlar da sigaranın zararlarından etkilenir. Bu insanlar pasif içici olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından biri değildir? A) Beyin ve sinirleri etkileyerek insanın dengesini kaybetmesine neden olur. B) Bronşit ve astım gibi hastalıklara sebep olur. C) Karaciğer hastalıklarına sebep olur. D) Kalp ve damar hastalıklarına sebep olur. Doğru seçenek B. bronşit ve astım gibi hastalıklar daha çok sigara kullanımına bağlı olarak görülen hastalıklardır. Diğer seçenekler alkolün zararları arasında yer alır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan sağlık sorunu aşağıdakilerden hangisidir? A. Obezite B. Diyet C. Bronşit D. Siroz Doğru seçenek A. Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan sağlık sorununa obezite denir. 1 pırasa yemeği 2 kuru fasulye 3 kola 4 balık 5 hamburger 6 cips sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi yukarıdaki besinlerden hangilerini fazla tüketmemelidir? A. 1. 2. 4. B. 1. 3. 5. C. 2. 5. 6. D. 3. 5. 6. Doğru seçenek D. Sağlıklı beslenmek için kola, hamburger ve cips fazla tüketilmemelidir. Aşağıdakilerden hangisi protein bakımından zengin bir besin değildir? A) Peynir B) Balık C) Muz D) Mercimek Doğru seçenek C. Peynir, balık ve mercimek protein bakımından zengin besinlerdir. Muz ise vitamin bakımından daha zengin bir besindir. Nezle ve grip olduğumuzda en fazla hangisini tüketmeliyiz? A mineral, B yağ, C vitamin, D protein. Doğru seçenek C. Özellikle kış aylarında nezle ve grip gibi hastalıklara karşı vücudumuzun direncini artırmak için portakal, mandalina gibi vitamin içeren meyveleri bolca tüketmeliyiz. Aşağıdaki besinlerden hangisi hayvansal besindir? A) Süt B) Zeytin C) Simit D) Mısır Doğru seçenek A. Süt hayvanlardan elde edilen hayvansal bir besindir. Aşağıdaki besinlerden hangisinin yapıcı ve onarıcı özelliği fazladır? A) Fındık B) Balık C) Kiraz D) Portakal Doğru seçenek B. Balık protein bakımından zengin bir besindir. Yapıcı ve onarıcı özelliği fazladır. Aşağıdaki besinlerden hangisi karbonhidrat yönünden diğerlerinden daha zengindir? A) Tavuk B) Et C) Süt D) Makarna Doğru seçenek D. Makarna karbonhidrat yönünden daha zengindir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders içerik videolarına ulaşabilirsiniz.